Şu anda söğüt ağacını yapraklarını görmekteyiz. Evet, söğüt ağacının belli bölgelerinde anormal büyümelerle karşılaşıyoruz. Bu büyümeler söğüt ağacına bırakılan böcekler tarafından yumurtaların oluşturmuş olduğu yapılar. Buraya bırakılan arıların bırakmış olduğu yumurtalara bitki reaksiyon veriyor ve anormal büyüme yapıyor. Bu büyümenin içerisinde yumurtalardan çıkan larvalar gelişiyor ve buralardan da minik minik küçük küçük arılar çıkıyor. Bu yapıya biz gal oluşumu diyoruz. Bunu oluşturan böceklere de gal böcekleri, daha çok arılar oluşturduğu için gal arıları veya sinekler oluşturduğu için gal sinekleri diyoruz. Evet, görüldüğü gibi burada söğüt ağacının değişik alanlarında çok sayıda gal arısına rastlamak mümkün. Evet, buradaki anormal büyümeler ve şekiller değişmektedir. Görüldüğü gibi bir nevi bitkideki kanserleşme de diyebiliyoruz bunlara. Ülkemizde böyle 200'den fazla gal arısı, gal yapan böcek bulunmaktadır.